Kedinin ağzından güvercini kurtardım hocam. Ben şimdi kedinin rızkına mani mi oldum yoksa güvercinin hayatını mı kurtardım? Kedi benden davacı olur mu diyor hayrette. Tayyar isimli bir... Şimdi yok, onu öyle düşünme. Sen insanlık merhametin gereğince, insanlık merhametin gereğince o olayda kuşa bir acıma duygusu meydana geldi sende yani. O yüzden dolayı kedinin rızkına engel oldum diye düşünme. Sen bir canlıyı gerçekten koruduğundan dolayı mükafatını alacağını düşün. O şekilde düşün. Yoksa Mevla Teala o kediyi illa her türlü ne yapar? İlla ona rızkını ne yapar? Gönderir yani. O yüzden yani sen bir canlıyı kurtarma, o bir duygudur çünkü. Sendeki o duygu ne yaptın? Hayata geçirdin. Hiçbir sıkıntısı olmaz yani. Hiçbir sıkıntı olmaz. Ama unutma ki o kedi de aç kalmaz yani. Allah onu illa bir şekilde ne yapıyor? Doyuruyor yani. O yüzden öyle düşünme sen. Senin düşüneceğin şey ben gerçekten insani duygularımdan dolayı, insanın duyguları var da insanın. İnsani duygularından dolayı ne yaptın? O hayvanı, güvercini ne yaptın? Ondan kurtardın yani. Bir sıkıntı olmaz Evet yani. hocam. Yine olsa yine kurtar yani. Yine olsa yine kurtar yani.